Şimdi bir tane tasarımımız var. Slider tasarımı. Bakarsak tasarımımızda yine ileri ve geri okları arrow'lar var. Daha sonra bir tane caption alanı. Ve burada da bizim slider'ımızın hangi slider'ımızın aktif olduğu, kaç tane slider'ımızın olduğunu gösteren bir alan var. Bunun için hemen gelelim. Google'a jQuery Carousel diyelim. Bizim tasarımımıza uygun slider'lar bulmamız lazım. Buradan bakarsak jQuery ile yapılmış slider ve karusel arşivi 10 plus demiş. Hemen buradan bakalım bizim tasarımımıza uygun. Tam uymasa da ona benzer bir tasarım bakalım. Bakarsak burada coin slider var. Olabilir. Burada R karusel var. Olabilir. Bu da denilebilir. Başka öyle var mı? Burada slice var. Slice de olabilir. Yeni sekme de açalım. Slice'e hemen bir bakalım. Nasıl bir slider var burada. Bu şekilde. Başka bakalım. Şuradan coin slice'a bakalım. En iyi sonucu bundan alacağız galiba. Burada direkt indirelim bunu. İndir diyelim. Sabit diske kaydedelim. Ve bulunduğu dizini açalım. Sağ tıklayalım. Klasöre çıkart diyelim. Buradan coin diyelim. Ve bunu Ctrl X ile keselim. Sitemizi sağ tıklayıp Explore diyelim. Windows gezginini açalım ve coin'i buraya yapıştıralım. Şimdi gelelim coin'in indeksine bir bakalım. F12 diyelim. Bakarsak Pre ve Next'ler slider'ın üstüne gelince aktif oluyor. Ama diğer her şey bizim istediğimiz gibi. Şimdi bu Pre ve Next butonuna bir bakalım öncelikle. AID Prev Games demiş. Position Absolute Element Style. Background demiş. Bu Display None olmasından kaynaklanıyor. Bakarsak Element Style olarak geliyor. Şurası nerede geçerli oluyor ona bir bakalım. Div olarak geçerli oluyor. Yani divin display none oluyor. Üstüne gelince display block oluyor. Bakarsak burada şu an display none üstüne geldik. Display block. Bunu bulalım. Bunu bulmak için şuradaki div ID'yi bir kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra şimdi bir bakalım artık. Ve buradan bakalım o Divide Page dedi. Divide Games dedi. Buradan gelmemiş bunlar. Coin Slider MinJC. Buradan bir bakalım. Bunları bulabilecek miyiz? Ctrl F diyelim. Ve bir arattıralım CS Navigation Games. Buradan gelmedi. Bakarsak burada A var. Büyük bir ihtimal bu A bizim istediğimiz.
CS title var. Bu buradan geliyor. Position absolute bottom. Background position demiş. Background image. Coin slider. Coin slider. Direkt ID'yi arattırdık ama bulamadık. Başka nasıl arattırabiliriz? Şöyle bir daha gelelim. Display none. Display none'ı kopyalayalım. Ctrl F diyelim ve display none'ı bir arattıralım. Veya sadece display'i arattıralım. Yine herhangi bir şey bulamadık. Bunu CS Navigation. Evet. Evet, burada olması lazım. CS Navigation Append Prev. Prev'i eklemiş. Next'i eklemiş. Buradaki yazıları bir değiştirelim örneğin. Bakalım hemen doğru yolda mıyız? İleri diyelim ve geri diyelim. Ctrl S ile kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak evet doğru yoldayız şu an. Şimdi bunun display olup olmama durumu var. Ona bakalım. CSS'ine position absolute top z index line height 30 denmiş. Opacity verilmiş. Ve bakalım başka ne verilmiş burada. Coin slider CSS buttons class CSS navigation margin left position relative display block position absolute biz sadece CSS navigation arattıralım bakalım herhangi bir şey bulabilecek miyiz? Başka bir yerde mouse out height demiş. Mouse over show demiş. Peki şu height'ı show yaparsak bakalım. Height gizli demek. Show yaptık. Herhangi bir şey değişmedi. Şimdi F5 diyelim tekrar bir bakalım. Evet. Üstünden gittiğimiz anda gidiyordu, kayboluyordu. Artık kaybolmuyor bakarsak. Burada bizim display block nerede onu bulmamız lazım. Bir daha arattıralım. Mouse out bulunca sese show demiş tekrar hit height demiş bunu da show diyelim bunu da gördüğümüz bütün height'ları show diyelim biz en iyisi bir bakalım ne olacak şimdi tekrar gelelim F5 diyelim. Bakarsak direkt geldi. Tamam. Gayet güzel. İstediğimiz gibi oldu şu an. Şimdi burada bir sonraki derste de tasarımımıza uygun olarak devam etmeye çalışalım.